Hierapolis Antikenti'ne geldik. Gezimizin üçüncü günü. Denizli'de konakladık. Sabah ilk durağımız Hierapolis Antikenti. Pamukkale'de bunun yanında zaten. Yazın antik kentler sabah 7.30-8 gibi açılıyor ve akşam 8'e 9'a kadar açık çoğu. Hierapolis Hristiyanlık açısından da kutsal bir yerleşim olmakta ve kutsallığın en önemli sebeplerinden biri Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Filippus'un burada öldürülmüş olması. Mezarının da burada olduğuna inanılıyormuş. Aynı şekilde 5. yüzyılda saray mimarlarınca yapılan Aziz'in mezarının yer aldığı Martyrium Hristiyanlığın kutsal yapılarından sayılıyor. Birçok küçük kilise de kentin çeşitli yerlerine dağılmış durumda. Tüm bu yapılar Hierapolis'in Bizans döneminde önemli bir dinsel merkez olduğunu kanıtlar. Ben ayakkabıyı değiştirdim, ben rahatım. Bu sefer her şeyi, yanıma aldığım şapkayı bilmem neyi hiçbir şeyi kullanmamıştım ilk gün. İkinci gün gözlüğü kullandım. Üçüncü gün hepsini elimin altına koydum. Ayakkabı, gözlük, şapka. Каким образом, если посчитать, то поместимость 10-12 тысяч. Теперь, как узнаем население? Если был бы греческий театр, умножали бы на 4. Apollon kutsal alanı burası. Hocam, Hierapolis Bizans Kilisesi'ne gidemedik. Laodikya'yı dün gezdik. Hierapolis Arkeoloji Müzesi. Pamukkale travertenleri aynı yerde. Onları gördük. Kaklık mağarasını da gördük. Aydın'ın 3 antik kenti kaldı. Denizli'de Hacı Şerif'te dondurmalı irmik helvası varmış. Bir de Tavaslı pideci Nihat Usta'nın yeri varmış. Tahinli pide yapıyormuş. Buranın metrelerce kazılması lazım. Ne kadar geniş yapıyorlar ya. Bazilika. Anadolu'daki birçok antik kentte olduğu gibi şehrin dışında hamam yapısının olması, şehre gelen insanların ancak yıkandıktan sonra kabul edilmesi, antik çağda Anadolu insanının temizlik ve bulaşıcı hastalıklara karşı aldıkları tedbiri göstermesi açısından önemlidir. Şehre girmeden önce insanlar burada temizlenip ondan sonra şehre alınırmış. Sağa yanaşabilir miyim?
doğa gel, bostana gel. Dilimde mantıklı. Tepeye doğru mezarlar. Tepeye bir lahit koymuşlar. Buralar hep mezarlıkmış. Mezarlık bölgesi. Buradan da su çıkmış. Bak burada da izi var. Termal su. Çok geniş bir alan ya. 1 kilometre neredeyse. Öyle şey olsa işareti olur ya. Diğer Pamukkale'de bile serbest. Bu taşları nasıl getirdiniz buraya be? Evet, yasakmış. Müzedeki Hades heykeli buradaymış. Sonra birebir ölçeğiyle yapmışlar robotu. Duvarların diplerinden su çıkıyor. Mağaranın girişi mi? Oha. Augustus döneminde mağaranın açıldığı kaya yükseltisi travertan bloklarla kaplanmış. Karbondioksit zehirli gazından ve termal su kaynağının çıktığı o yoğun girişinin iki yanı yarım piyon sütunlarıyla bezenmiş. Mağaranın girişi yeraltı tanrısı Plüton ve karısı Kore'ye ithaf yazıtını taşıyan kemerle belirginleştirilmiş. Vay canına. Adam mezarının gölgesine oturmuşlar, dinleniyorlar. Belki yaslanırdın bana sahipsiz mezar olsaydı. Klima için hepsi çalışıyor şimdi. Tur otobüslerinin arkasında tur motoru. Alın paraleli.